Yaş problemlerindeydik, sorularımızı çözüyorduk ve hala da devam ediyoruz. Moladan sonra ilk sorumuzu okuyalım arkadaşlar. Yıldız 30 yaşındadır. Yıldız kardeşinin bugünkü yaşında iken kardeşi bugünkü yaşının üçte biri yaştaydı. Buna göre Yıldız'ın kardeşinin bugünkü yaşı kaçtır? Tekrar okuyacağım. Lütfen anlamaya odaklanın. Sorunun sonucuna odaklanmayın. Çünkü onunla ilgilenmiyorum şu an. Yıldız 30 yaşındadır. Yıldız kardeşinin bugünkü yaşındayken kardeşi bugünkü yaşının üçte biri yaştaydı. Buna göre Yıldız'ın kardeşinin bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi çocuklar, bu sorudan ne anladık? Yıldız 30'muş. Sanki Hocam Yıldız'ın kardeşini kardeşine bilmiyoruz, değil mi? gitmeyeceğiz. Kardeşini. Ben onu anladım. Kardeşine gideceğiz. Kardeşini bilmiyoruz hocam. Tamam. O zaman kardeşine X'in diyelim. Evet. Tamam. Evet hocam. Yıldız'ı 30 dedik. Kardeşine de X dedik. Bugünkü yaşlar ama, tamam mı? Evet. Bugünkü yaşları. Sonra ikinci aşamaya geçiyorum. Bu aşama ne? Yıldız kardeşinin bugünkü yaşındayken, yani Yani yıldız x'ken. yıldız x iken kardeşi ne oluyormuş? X 3 bölü 3 bölü 3. oluyormuş. Bugünkü x bölü 3. Tamam. Şimdi birinciyi söyleyelim. Bugün için yıldız 30, kardeşi x. Evet. Yıldız kardeşinin yaşındayken yıldız Yani x 30 eşittir x'ken kardeşin öyle diyor. x bölü 3. Evet. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim size. Yaş farkı anlıyor. Yaş farkı yani. Düzenliyorum. Yaş farkı. Farkı diyorum ya. Yıllar geçse de Anlıyor ya more. yıllar geçse de yıllar öncesinde de yaş farkı ne yapmayacaktır arkadaşlar? Değişmeyecek. Değişmeyecek. Öyle bir Olacak. şarkı vardı Kalacaktır. değil mi? Sabit. Yıllar geçse de. Öyle değil miydi? Evet. O Sen yüzden sesin çok pek güzel. güzel bir hocam. Dersten sonra sanal ortamda bize bir Heh. şarkı söyledi. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar, dolayısıyla yaş farkı değişmeyeceği için bugünkü Yıldız 30, kardeşi X iken yaş farkı nedir? 30 eksi X. X. Yıldız kardeşin yaşındayken Yıldız X'ti, kardeşi X bölü 3'tü. Yine yaş farkı değişmeyecek. X eksi X bölü Hocam. 3. 3. Ama Hocam oraya bakın, yine 30 eksi x desek olmaz 30 mı? eksi x eşittir x eksi x bölü 3 diyeceğiz. X bölü 3. Heh. Neden? Çünkü mesela ben şu an 27 yaşındayım. Siz 17 yaşındasınız. 3 yıl sonrasında da aramızdaki fark yine ne olacak? 3 yıl. 3. O 10 yıl. Şu an bizim aramızdaki yaş farkı 10. Yaş farkı. Allah'ım. Hocanızı farkı diye Fark hatırlayacaksınız edilir artık. sistemin Aynı hocam zamanda aramızdaki fark yaş farkı edilir. aslında bir falan ya siz yanlış Şimdi söylüyorsunuz. yaş Baba farkımız hocam 10. hatta ben aynı yaştasınız. 3 yıl sonra Allah. dediğimizde, evet arkadaşlar, 3 yıl sonra dediğimizde siz 20 olurken ben 30 oluyorum. Yine yaş farkımız 10 olmuş oluyor. Dolayısıyla 30 eksi x eşittir. Ne diyoruz? X 10. eksi x bölü 3 diyoruz. Eksi eksi x eksi x bölü 3 tarafına atarsak ne olur? 2x eksi x bölü 3 olur. Tamam. 2x eksi x bölü 3. Buradan ne gelir bize? 30. Nasıl olur ki? 30 mu geliyor, ne geliyor? Hocam benim bu soru iptal ya. Valla. Vallahi şimdi öyle bir şey x bölü 3 Aa, bir bölü 3 dakika. olacak. Fayda işlemi Hocam yaptınız hocam. Fayda işlemi arkadaşlar yaptınız. tamam. Tamam. x Sakin. bölü 3 fayda Doğru be yapacağız. abi. Fayda Sakin. işleyeceğiz. Fayda Beyza işlemi nereye yapacağız. anlamadın? Hemen söyle. Şu denklemi kurduğunuz yeri anlamadım. Çok karıştı ya şu an. Birazcık da herhalde uykunun etkisi var, bilmiyorum.
Tamam, o uykuna, karıştı bayağı. Uykuna karıştı. Selam söyle, aradan çıkart. Şimdi. Tamam. Yıldız 30, kardeşini bilmediğim için X dedim bugünkü yaşları. Yıldız 30, evet. Kardeş de X. Sonra diyor ki, Yıldız diyor kardeşin yaşındayken, şimdi ikinci durum. Yani X yaşındayken. Yani Yıldız X yaşındayken kardeşi 1 bölü 3 oluyormuş. Yani X'in 1 bölü 3'ü nedir? X bölü 3. X bölü 3. İkinci durumda Yıldız X, kardeşi X bölü 3. Bugünkü yaşlarına baktığımda Yıldız 30, kardeşi X. Biz biliyoruz ki yaş farkı yıllar geçse de yıllar geç sonrasında da öncesinde de fark değişmez. Tamam? Evet. Dolayısıyla 30'dan X'i çıkarttığımda eşittir X'ten X bölü 3'ü çıkarttığımdaki sonuca. Anlaştık mı? Tamam, tamam. Aradaki fark tamam, değişmiyor. Evet, tamam. 30 eksi x eşittir x eksi x bölü 3. Eksi x atarsak ne oldu? Artı x. X x daha ne eder? 2 x eksi x bölü 3 mü? Evet. 2 x'in altına 1 yazarsak paydaları eşitleyelim lütfen. X bölü 6 eksi x bölü 3 olur. 3 de eşitleyeceğiz. 6 bölü 3. 6x bölü 3 eksi x bölü 3 5x bölü 3 5x bölü 3 eşittir 30 diyoruz. Daha buradan da şey işler dışlar. Bölü, işler dışlar. Bakın bölü 3 diyor ya çarpıyoruz 30 3 ile çarpıyoruz. 90 olur. Diyoruz işte. 90 eşittir 5x oluyor ve x de 18 oluyor. Her iki tarafı da 5'e bölersek x ne olur? 18. Yıldız'ın bugünkü yaşına x demiştik. Dolayısıyla bugünkü yaşı Yıldız değil ya. Çok özür dilerim. Kardeşinin bugünkü yaşına kardeşinin x. Bugünkü yaşına x demiştik. Evet. Kardeşi kaç yaşında olmuş oldu? 18. 18 yaşında olmuş oldu. Anlaştık mı? Yaşatmışız hocam. Evet. İkinci sorumuza geçiyoruz. Bir babanın yaşı iki oğlunun yaşları farkının 5 katıdır. Dikkat. 8 yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları farkının 6 katına eşit olacaktır. Buna göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? Tekrar okuyorum. Bakın oradaki ince okuduğum kelimeye dikkat edin. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 5 katıdır. 8 yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları farkının 6 katına eşit olacaktır. Buna göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi bakın çocuk. Hocam 40 mı? Çocuklar arasındaki fark 4 mü? Çocuklar arasındaki fark 4'ü nereden buldun? Şimdi 8 yıl geçiyor ya arada. Hocam o cevap 40 mı? 4 olması gerekmiyor. Evet lütfen. Şimdi bakın arkadaşlar diyorum ya şu an için cevapları söylemeyelim ki hani birbirimizin çözme hevesini kırmayalım. Şimdi arkadaşlar mesaj atabilirsiniz ama burada dikkat edeceğimiz husus şu. Söyledik ya şarkının yıllar geçse de yıllar geçse de değişmeyen farkı bakın yılların öncesinde de onu da söyleyelim de sonra gibi algılamayalım lütfen. Fark sabit. Yaşlar farkı sabit. Dolayısıyla ben diyorum ki bir babanın yaşı iki oğlunun yaşları farkının 5 katımış ya yaşları farkına x desem. Bakın yaşları farkına x diyorum. O zaman babanın yaşı ne olur? Yaşları farkının 5 katıydı ya. 5x olur. 5x. Tamam. Şimdi baba 5x. 2 onun yaşları farkı da x. Cepte. Devam edelim. 8 yıl sonra babanın yaşı. Baba 5x miydi? 5x artı evet. 8. 5x artı 8. Çok güzel. 8 yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları farkının işte bu ne? Buradaki olay şu.
8 yıl sonra çocukların yaşları farkı değişir mi? Değişmez. Hayır. Değişmez. Hayır. Dolayısıyla çocukların yaşları farkı yine x mi olacak 8 yıl sonra dahi? Evet. 6 katını eşittir diyor. O zaman ne diyeceğiz? 6x. 6x. 5x artı 8 eşittir. 6x. 6x. 5x 6x'i hocam madem. Yaparsak. x8'miş. X eşittir 8. Babanın bugünkü yaşını soruyor. 8 5 kere 8 çarparız. 5 kere 8 5 5. 5 kere 8'den ne olur? Hocam niye baba 40. 40. Evet, anlamadıklarınızı sorun lütfen. Evet. Burak. Yok hocam, Fatih dedi niye 5 ile çarpıyoruz dedi de onu dedim. İki oğlunun hocam yaşları 6 ile fark... çarpmaya kalktım da yanlışlık yapmışım. 6x kimdi ya? 6x 8 yıl babanın sonra. Babanın 8 yıl sonraki yaşıydı. 8 yıl sonra yaşı değil okuyorum. 8 yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları farkının 6 katına eşit olacaktı. He, ama normalde yaşlarının baba farkı o zaman. Normalde baba iki oğlunun yaşları farkının 5 katı. Yaşları farkı olan evet. X'i buldum ben. 8. 5 katı dediği için de 5 çarpı 8. Doğru hocam. Tamam. Diğeri 8 yıl sonraki. Babanın hocam 6x nasıl babanın 8 yıl sonraki yaşı oluyor ya? 6x öyle olmuyor mu? Babanın 8 yıl sonraki yaşı. Evet, 6 çarpı 8, baba... 48. Ha tamam. Evet arkadaşlar. Siz daha demin olmuyor dediniz de o yüzden dedim. Ha yok yok, bugünkü yaşı olmuyor. Ha tamam hocam. Tamam, onun altını çizelim çocuklar, bugünkü yaşı olmuyor. Evet, diğer sorumuza geçiyorum. Bir annenin yaşı, iki oğlunun yaşları farkının 8 katıdır. Bakın bu da aynı, hemen hemen aynı. 10 yıl sonra annenin yaşı çocuklarının yaşları farkının 3 katının 25 fazlasına eşit olacaktır. Buna göre annenin bugünkü yaşı kaçtır? Tekrar okuyorum arkadaşlar. Bir annenin yaşı iki oğlunun yaşları farkının 8 katıdır. 10 yıl sonra annenin yaşı çocuklarının yaşları farkının 3 katının 25 fazlasına eşit olacaktır. Buna göre annenin bugünkü yaşı kaçtır? Evet, kim çözüyor? Fatih. Evet. Evet hocam, ne diyordu? Bir annenin yaşı 2 oğlunun yaşları farkının 8 katıdır. Ha, 2x artı 8'miş şimdi bu sayı. Yok, eksi 8 doğru. Bir annenin yaşı 2 oğlunun yaşları farkının 8 katıdır. 10 yıl sonra evet. Annenin yaşı çocuklarının yaşları farkının 3 katının 25 fazlasına eşit olacaktır. Bugün annenin bugünkü yaşı kaçtır? Şimdi biz burada neye ne veriyorduk? Şimdi hocam... 2 katının 8 farkı 2 katının 8 fazlası diyor değil mi? Hayır. 2 oğlunun yaşları farkının 8 katıdır diyor. 8 katıdır. 8x'miş de ama ne? 8x ama ne? Yaşları farkına, yaşları farkının tamamına x mi diyeceğiz? Evet. Neden? Doğru. Çünkü yaş farkı yıl sonra da yıl öncesine de değişmez. Sabittir. Dolayısıyla iki oğlunun yaşları farkını x dedik. Annenin evet. yaşı iki oğlunun yaşları farkının 8 katıymış. O zaman annenin yaşı ne olur? 8x. 8x. Yaşları farkı, çocukların yaşları farkı x, anne 8x. 10 evet. yıl sonra annenin yaşı ne olur? 8 artı yok şey. Doğru, 8x artı 10 olur. Tamam, 8x artı 10. 10 yıl sonra annenin yaşı çocuklarının yaşları farkının 3 katının diyor. Soru.
10 yıl sonra çocukların yaşları farkı değişir mi? Değişmez. Değişmez. Buna x demiştik. 3 katının, evet. Yaşları farkının 3 katının 25 fazlasına eşit olacaktır. 3x artı 25 diyeceğiz o zaman. 8x artı 10 anneydi 10 yıl sonra. Eşittir. 3x artı ne? 25. Evet. Şimdi burada artı 10'u taşıyacağız. Taşı. Nereye taşıyorsun? 25'in yanına taşıyoruz. Tamam. 15 kalacak. Tamam. Sonra da 3x'i mi taşıyacağız şimdi öteki? 25'in yanında 3x vardı. 25'in yanına bilinen sayıyı taşıdıysan 25'in yanındaki bilinmeyeni hareket ettirmen lazım. 3x. O zaman 3x'i taşıyacağız oraya. Kaçtı öteki? Kaçtı? 8x. 8x'ti. 5x eşittir 25 olur. 5x eşittir 15. Ha, 15 doğru. O zaman x eşittir 3 olur. Tamam. Bu da farkıymış. Biz bu farka x dedik zaten. Tamam. Ama annenin bugünkü yaşını soruyor. Farkının 8 katıydı annesinin yaşı. 5 dedi. 8'i çarparsak. 3 ile yani. 5 aklıma takıldı. 24 olur. Demek ki cevabımız neymiş? 24. Anlaştık mı? Evet hocam, sağ olun. Var mı bir problem? Yok hocam.